Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programımızda Enbiya suresi 83-93. Ayetler arasında değerlendireceğiz. Enbiya suresi, Enbiya nebiler demek. Bu surede Allah-u Teala pek çok peygamberin kıssalarını bize anlatıyor. Bugünkü okuyacağımız bölümde de, bir sayfalık bölümde Hazreti Eyyub aleyhisselam, öte yandan Hazreti Yunus aleyhisselam, Hazreti Zekeriya, bunlar anlatılıyor. Son bölümde de Hazreti Zekeriya ile de bir derece alakalı olduğundan Hazreti Meryem'in durumuna dikkat çekiliyor. Şöyle ki, ve Eyyub'e, Eyyub'u da kitapta an, Kur'an'da ondan da bahset. İznâda Rabbahu, o Rabbine şöyle nida etmişti. Enni meseniye durru, zarar bana dokundu. Ve ente erhamur rahimin, ve sen ise erhamur rahiminsin. Peygamberlerin her birinin kendilerine göre özellikleri var. Bütün peygamberler içinde Hazreti Eyyub denildiğinde ilk hatıra gelen sabır kahramanı olmasıdır. Allah-u Teala onu sabır yönüyle daha ziyadesiyle böyle denemiş ve ona verdiği nimetlerin bir kısmını ondan alıyor, sağlığını da alıyor. Ama o bütün bunların karşısında sabırla mukabele ediyor. Ve Cenab-ı Hakk'a o hastalığından kurtulmak için şöyle dua ediyor. Ya Rabbi diyor, zarar bana dokundu, sen ise Erhamur Rahiminsin. Bunun açıklaması tefsirlerde genelde şöyle geçmekte. Vücudu çok rahatsız hale gelmiş. Öyle ki vücudundan bir takım böyle kurtlar, kurtçuklar çıkacak şekle gelmiş. Ta diline, kalbine kadar bunlar gelince bakmış ki artık ibadetine zarar veriyor. Bu hale gelince Cenab-ı Hakk'a dua etmiş. Daha evvelinde hanımı ona diyor ki, ey Eyyub, sen peygambersin, duan makbuldür. Allah'a dua etsen Allah sana şifa verir. O da hanımına soruyor. Hanım diyor, ben sağlıklı olarak kaç yıl yaşadım? O da diyor, 80 yıl sağlıklı yaşadın. Hanım diyor, bir o kadar müddet hasta olmadıktan sonra Allah-u Teala'dan şifa talep etmekten haya ederim. Acaba bu hastalıkla ilgili süre ne kadar? İşte bazıları 7 ay gibi kitaplarda ifade etmiş. 7 yıl gibi diyenler de var. Allahu alem bir sevap. Doğrusunu Allah bilir. Ama biz genel hatlarıyla uzun bir süre diyebiliriz. Uzun bir süre çok ağır bir hastalık içinde kalıyor. Neticede lisanen zikrine, kalben ubudiyetine halel verecek bir durum aldığında kendi istirahati için değil ama ibadetini düzgün yapabilmek için ya Rabbi artık zarar bana ilişti, sen ise Erhamur Rahiminsin, ya Rabbi sen bilirsin diyor. Allah-u Teala ona şifayı bahşediyor. Festecebne lehu, biz ona icabet ettik. Ve keşefne ma bihi min durrin, ona dokunan zararı açtık. Yani o zararlı, kendine ilişen, rahatsız edici durumdan onu kurtardık. Ve ateynahu ehlehu, ve ateynahu ehlehu, ve ona ailesini verdik. Ve mislehum mahum, ve mislini de verdik. Yani daha önce ailesinden bazı fertler de çocuklarından bazıları vefat etmişler bu musibetlerin neticesinde. Allah-u Teala misliyle veriyor. İki çocuğu vefat etmişse diyelim 4 tane veriyor. Rahmeten min indine, bunu bizden bir rahmet olarak böyle yaptık. Ve zikra lil abidin, ve ibadet edenlere bir yadigar olarak bunu bu şekilde bildirdik. Yani Hazreti Eyyub aleyhisselam abidlerdendi, ibadetine dikkat eden bir kimseydi. Dolayısıyla onunla alakalı böyle bir rahmet tecellimiz oldu. Ama Kur'an-ı Kerim'de bunun yer alması, daha sonraki dönemde Cenab-ı Hakk'a abd olan kimselere bir hüsnü misal oldu. Ve bir takım sıkıntılara, musibetlere, hastalıklara maruz kalanlar Hazreti Eyyub'un halini düşünerek, işte koskoca bir peygamber, o bile uzun bir süre hasta kalmış deyip onu numune-i imtisal ettiler ve onun gibi olmak, onun gibi sabretmeyi esas aldılar.
Öte yandan onun duasını da yine kendileri için rehber yaptılar. Rabbi inni meseniye durru ve ente erhamur rahimin diyerek o şekilde Cenab-ı Hakk'a onlar da hallerini arz ettiler. Ve İsmail'e ve İdris'e ve Zelkifl. Burada üç peygamberin ismi geçiyor. İsmail, İdris ve Zülkifl. Zülkifl Kur'an'da ismen geçer. Kıssasıyla alakalı bir ayrıntıya sahip değiliz. Bugün Ergani taraflarında Zülkif peygamberin kabri şeklinde bilinen bir yer var. Tabi tarihin ta karanlık devirlerinden gelmiş. Kesin bir bilgiye sahip olamayabiliriz. Ama insanlarda böyle bir kanaat orada bulunmakta. Ve Urfa civarında yine mesela pek çok peygamberin kabrinin bulunduğu gibi Urfa peygamberler şehri tarzında bunlar meşhur olmuş şeyler. Zaten Kur'an-ı Kerim'de peygamberlerin bir kısmını ey peygamber biz sana bildirdik, bir kısmını da anlatmadık diyor. Kur'an-ı Kerim'de adı geçen 25 veya 28 peygamber bulunmakta ama bunun dışında Allah her kavme peygamber göndermiş. Biz bunların bir kısmının ismini dahi bilmiyoruz. Kullun minas sabirin, onların her birisi sabredenlerden idi. Yani peygamber olan bir kimse, gerek Hazreti İsmail, gerek İdris, gerek Zülkifl, gerekse diğerleri elbette hayat boyu sabrı gerektiren durumlarla karşı karşıya kalıyorlar. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Eşeddün nâsi belâen el enbiya. En fazla belaya maruz kalanlar başta peygamberlerdir. Sonra derecesine göre diğer insanlardır. Böyle olunca en fazla zorluğa, meşakkate maruz kalan peygamberler elbette buna sabırla mukabelede bulunacaklar, sabredecekler ve sabredince de mükafatını elde edecekler. Buradaki sabır, zorluklara, musibetlere karşı sabır bu manada düşünülebilir. Hazreti Eyüp örneğinde olduğu gibi hastalığa karşı sabretmesi. Öte yandan ibadette, taatta yine sabretmeleri. Bu da başka bir nokta. Bir de günahlara karşı sabretmek. Sabrın genelde üç mertebesinden söz edilir. Onlar sabırla alakalı görevlerini yerine getirmekteydiler. Sabırsızlık göstermiyorlardı. وَاَدْخَلْنَاهُمْ ف۪ي رَحْمَتِنَا. Biz onları rahmetimize idhal ettik. Rahmetimize mazhar kıldık. Tabi burada dünyada da rahmete mazhar kılınmaları, sıkıntılardan kurtarılmaları düşünülebilir. Öte yandan Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin ebedi bir tecelligahı var, cennet. Yani onları cennete aldık. Bu manada yine düşünülebilir. اِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ. Onlar salihlerdendi. Yani salih olan sadece peygamberler değildir. Allah'ın diğer kullarından da salih insanlar bulunmaktadır. Ama her peygamber en önemli özelliklerinden bir tanesi her peygamberin salahattır. Yani hep insanların lehine çalışmıştır. Hakk'a kul olmuş, insanlara da faydalı olmuşlardır. Kötü bir şey asla düşünmemişlerdir. Salih ameller işlemişlerdir. Ve bu noktada salih olmak bütün peygamberlerin ortak olan özelliklerinden bir tanesidir. وَذَنُّونِ. Ve balık sahibi olanı da, yani Hazreti Yunus'u da yad et. اِذْ ذَهَبَ مُغَادِبًا. O öfkeli bir şekilde gitmişti. فَظَنَّ اَلَّنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ. Biz kendisine güç yetiremeyeceğiz zannetti. فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ. Karanlıklar içinde nida etti. Ellâ ilâhe illâ ente subhânek. Yani Allah'ım senden başka ilah yok, seni tenzih ederim. İnni küntü minez zalimin. Ben gerçekten zulmedenlerden oldum dedi. Bu şekilde Cenab-ı Hakk'a nida etti. Yunus aleyhisselam kendisi Irak taraflarında yaşamış. Ninova denilen bir şehirde oradaki insanlara Allah'ın dinini tebliğ etmiş. Rivayetlere göre 33 yıl bu şekilde Allah'ın dinini anlatıyor. Ve eğer iman etmezlerse, isyana devam ederlerse kendilerine bir belanın geleceğini de söylüyor. Bu zaman zarfında kendisine 3 kişi iman etmiş.
33 yılda bir peygambere 3 kişi iman ediyor. Onlara vaat ettiği azabın gelmediğini görünce, tabi Allah nezdinde bunun vakti vardır. Ama Hazreti Yunus Aleyhisselam o noktada acaba gelmeyecek mi gibi sanki bir zan içerisinde, öyle bir zan içerisinde bulunuyor ve emri ilahi gelmeden kavmini terk ediyor. Bir gemiye biniyor. Binmiş olduğu gemide bazı olaylar yaşanıyor ve kendisini denize atıyorlar. Ve denizde bir balık onu yutuyor. Artık bu balina mıdır yoksa başka bir balık mıdır onu bilemiyoruz. Ama balina çok büyük olmakla beraber bazı çok daha küçük olan, balinadan küçük olan balıkların bir kısmı bir insanı rahatlıkla yutabilecek mideye sahip. İşte Yunus Aleyhisselam'ı bir balık yutuyor. Balığın karnında La ilahe illa ente subhaneke inni küntü minaz zalimin diye dua ediyor. Yani Allah'ım senden başka ilah yok, beni kurtaracak da yok, ben zalimlerden oldum. Zalimlerden oldum deyişi, yani emrin gelmeden görev mahallimi terk etmekle zalimlerden oldum. İçtihadımda yanılmakla zalimlerden oldum. Bu manada düşünülebilir. Allah-u Teala onu balığın karnından, o karanlıklardan kurtarıyor. Burada fenâdâ fî'z-zulümât derken karanlıklar içinde nida etti. Balığın karnı karanlıktır, deniz karanlıktır ve gökyüzü diyelim o gecenin karanlığında bulutlarla kaplıysa orası da karanlıktır. Bu durumdayken bütün ahali Hazreti Yunus'un yardımına koşmak isteseler ellerinden bir şey gelmezdi. Bu durumda onu kurtaracak hükmü hem balığa hem denize hem semaya yeten bir zat. Her şey emrinde olan bir zattır. O da zaten ondan, yani o zattan, Allah'tan istedi. Allah da onu kurtardı. Ve balığı onun hakkında bir sanki denizaltı gemisi hükmüne getirdi. Ve balık emri ilahi ile onu sahili selamete bıraktı. Festecebna lehu, biz ona icabet ettik. Duasını kabul ettik. Ve necceynâhu minel gam, o gamlı halden, kederli vaziyetten onu kurtardık. Ve kezâlike nüncil müminin, ve biz müminleri böyle kurtarırız. Yani Hazreti Yunus'u kurtardığımız gibi bize dua eden kimselere icabet ederiz. Onları da o zor durumlardan kurtarırız. İşte Kur'an-ı Kerim'de bunun yer alması zor durumlarda bu duayla Allah-u Teala'ya yalvarmamız içindir. Hatta Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, her kim Hazreti Yunus'un yaptığı duayı yaparsa duasına icabet edilir, İçinde bulunduğu sıkıntılı durumlardan kurtarılır buyurmuştur. Kur'an-ı Kerim'de bunun yer alması bize model olması ve onun duası gibi dua yapmamız içindir. La ilahe illa ente subhanek inni küntü minez zalimin. İnsan kusurunu görerek böyle dua ettiğinde Allah onu sıkıntılı durumlardan kurtaracaktır. Ve Zekeriya, ve Zekeriya'yı da yad et. İznâda rabbehu, Rabbine o da şöyle dua etmişti. Rabbi la tezerni ferda, ya Rabbi beni tek başıma bırakma, fert olarak bırakma. Ve ente hayrul varisin, sen varis olanların en hayırlısısın. Zekeriya Aleyhisselam çocuğu olmuyor, kendisi yaşlı, hanımı kısır vaziyette. Cenab-ı Hak'tan erkek çocuk talebinde bulunuyor. Ya Rabbi diyor, beni tek başıma bırakma. Kur'an'ın birkaç yerinde buna dikkat çekilir. Hazreti Zekeriya'nın kıssasına. Rabbi hebli zürriyeten tayyibe. Ya Rabbi bana tertemiz bir nesil nasip et diyor. Cenab-ı Hak'tan tertemiz bir nesil talebinde bulunuyor. Ve Allah-u Teala Hazreti Yahya gibi ileride peygamber olacak seçkin bir evladı ona nasip ediyor. Demek ki normal şartlar altında bir piri faniden ve kısır bir hanımdan, onların beraberliğinden çocuk dünyaya gelmez ama Allah dilediği zaman çocuk verir. İşte burada da adetin fevkinde, alışılmış şeylerin fevkinde Allah-u Teala Hazreti Zekeriya'ya icabet ediyor ve ona bir erkek evlat
nasip ediyor. Festecebne lehu, biz ona icabet ettik. Ve vehebne lehu Yahya, ve ona Yahya'yı hibe olarak verdik. Yani aslında Allahu Teala kime ne evlat vermişse hibe olarak vermiştir. Ama böyle adetin fevkinde hanımı yaşlı ve kısırken, kendisi de gerçekten yaşlı bir durumdayken verilmesi daha böyle bir hibe manasını çağrıştırmakta. Bundan dolayı vehebne lehu deniliyor. Ona hibe olarak verdik. Ve aslahna lehu zevce, ve eşini, hanımını ona uygun hale getirdik. Yani çocuğu olacak bir hale getirdik. İnnehum kânu yusâriûne fil hayrat. Burada bahsi geçen peygamberler, bunların hepsi hayratta yarışan kimselerdi. Yani peygamberler hayır yarışı yapan kimselerdi. Ve yed'ûnena râgaben ve râhebe, ve bunlar ümitle ve korkuyla bize dua eden kimselerdi. Burada Allahu Teala bize şu mesajı da veriyor. Siz de hayırda yarışın. Daima hayırlı şeyler yapmaya çalışın ve bize de dua edin. Yani Allah'a dua edin. Duayı yaparken de korkuyla ümit arasında, beynel havf ve reca, bu şekilde hem Allah'ın azametinden korkarak hem de öte yandan duanızın kabul edilmesini ümit ederek o şekilde dua edin. وَكَانُوا لَنَا خَاشِئِينَ. Onlar huzurumuzda huşu duyan, saygıyla karışık bir korkuyu duyan kimselerdi. Yani Allah'ı en çok bilen kimseler peygamberlerdir. Allah'tan en çok korkan kimseler de yine onlardır. Allah'ı daha iyi bilen, onun azametinden daha ziyadesiyle korkar. Ona karşı gelmekten daha böyle özel olarak sakınır. وَالَّتِي اَحْسَنَتْ فَرْجَهَا. İffetini koruyan Hazreti Meryem, isim olarak burada geçmiyor ama başka yerde anlatıldığından Hazreti Meryem olduğunu anlıyoruz. Ve Hazreti Zekeriya'nın kıssasının peşinde getirildi. Malum Hazreti Meryem, Hazreti Zekeriya ile akrabalığı da bulunmaktaydı. Dolayısıyla burada makam münasebetiyle ondan da bahis var ve onun oğlu olan Hazreti İsa burada nazara veriliyor. Velleti ahsanat ferceha fenefahna fiha min ruhina. Yani o iffetini korudu, iffetli kaldı. Biz ona ruhumuzdan üfledik. Ve cealnaha ve ibnaha ayeten lil alemin. Hem Meryem'i hem de oğlu İsa'yı alemlere bir ibret kıldık. Yani Allahu Teala babasız da çocuk yaratır. İşte bunun bir misali ve belki de bildiğimiz tek misali Hazreti İsa'dır. İşte Hazreti Meryem'den dünyaya gelmiştir. Alemlere bu noktada bir ibret olmuştur. Bu konuda Allah her türlü yaratmayı bilendir dediğimizde o da ayrı bir misal olmuştur. İnne hâzihi ümmetukum ümmeten vâhide. İşte bu şekilde ümmetiniz tek bir ümmettir. Yani burada ümmeti Muhammed anlamında değil de ta Hazreti Adem'den Peygamber Efendimiz zamanına gelinceye kadar tevhid tarihi nazara veriliyor. Bütün peygamberlerin La ilahe illallah'ı anlattığını, tek Allah'a iman edip davet ettiklerini Kur'an bize anlatıyor. Dolayısıyla bizlerin Müslümanlar olarak şu andaki inancı sadece peygamberimize dayanan bir inanç değil, ta Hazreti Adem'e kadar dayanan bir tevhid inancıdır. Ve ene rabbukum fa'budun. Ben de sizin Rabbinizim. Bana ibadet edin. Ve taqattu emrahum beynehum. Ama bu şekilde peygamberlere muhatap olan kimseler kendi aralarında dini parça parça hale getirdiler. Yani aslında din tek bir din ve ibadet tek Allah'a ibadet, ama insanlar zamanla dinde parça parça bir takım bölünmeler meydana getirdiler. Buradan işte gruplar çıktı, değişik hizipler çıktı ve istikameti bunların bir kısmı kaybettiler. Küllün ileyne raciun. Onların hepsi bize dönecekler. Yani bütün o hizipler, bütün gruplar Cenab-ı Hakk'ın huzuruna dönecekler
ve Allah-u Teala onlara ne yaptıklarını haber verecek, yaptıklarına göre onların karşılığını kendilerine verecek. Cenab-ı Hak iman ve istikamet üzere yaşamayı hepimize nasibi müyesser eylesin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.